Gökçe Gelin'in mutfağı farklı renk ve tarzlara ev sahipliği yapıyor. Beyaz üzeri krem çizgili dolaplarla çini desenli ara fayanslar biraz karışık görünüyor. Küçük ev aletleri ve beyaz eşyaların farklı renkte olması ise göz yorucu. Metal ve ahşap kaplama minimal yemek masasıyla jüt halı birbirine uyum sağlarken pliseli zebra store perde ayrı telden çalıyor. Son olarak ahşap sarkıtın masa ve halıyla uyumlu olduğunu belirtelim ve sözü ev sahibimize Gökçe Gelin'e bırakalım. Mutfağa hoş geldiniz kızlar. Merhaba canım. Pek hoş gelemedik hayatım ya mutfağına. Neden? Neden hemen açıklayayım. Öncelikle yerdeki fayansların üstüne parkeler döşenmiş. Bu halı buraya ne mana? Onu pek anlayamadım. Kesinlikle onu diyorum. Evet, fayanslar gözüküyor ya, şu dolabın alt kısmını tamamen kapatmamışlar. Ev benim olsaydı eğer buna müdahale ederdim ama içeride evimin kira olduğunu söyledim. Bazı şeylere müdahale edemediğim için maalesef o müdahale böyle bir şey değil ki. Ya belki kapatabilirdim ama çok maliyetli bir şey değil de. Olabilir, güzel fikir. Aynen, bir sonrakinde deneyebilirim. Teşekkür ederim. Yani. Ama yani hani benim yapabileceğim bir şey yok. Şu an ne yazık ki çok yok. Mutfak dolapların krem. Krem değil onlar, çizik, beyaz. Çizik. Valla ben buradan kremler görüyorum. Ev sahibim öyle yapmış. Çizik çizik şekiller görüyorum. Ara fayansın buraya ne alaka, ne mana? Bu halı burada ne mana? Ben şeyi anlayamadım. Çok mu kafan karıştı? Hayır, ne için? Şimdi bak, bu mutfakta çok fazla kafa karışıklığı var. Burada bir zebra bir perde var. Evet. Tamam, okeyse zebra orası ama... Griler, burada yuvarlak ne mana? İskandinav desenli yani ya da peki, bir halı var. Peki zebra ile İskandinav'ın alakası ne? Zebra ile şunun modeli hiç uymuyor mesela. Yani bence, fikrimce. Hayatım, bir de bir şey sormak istiyorum. De, buradaki gri ile bu mutfağın o alakası o gri değil peki hayatım. Onlar mavi. Aa, özür dilerim. Benim, mavi ile nereye? Yani benim mutfak takımım mavi. Ama gri tonlarında bir mavi. İçerisinde gri de var. Fayanslarımda da gri sen var. Sen önce perdeyi mi aldın gibi yoksa bunları mı? İkisini beraber aldım. Aynı dükkana, aynı anda yemedin herhalde. Aynı dükkandan almadım tabii ki de. Hayır, diyorum ki aynı anda almam mümkün değil. O zaman şöyle yaptım. Önce olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ben de konuşabilir miyim izninizle? Tabii ki de önce mutfak setimi aldım. Ona uygun olsun diye de perdemi bu renk seçtim. Yani eğer baştan şey diye düşündün, hani bu tonlarda giderim. Evet, hayır, bu tonlarda giderim diye düşünmedim. Benim her zaman beğendiğim tonlar İskandinav tonları. Ama bazen de bütün mutfağı tamamen İskandinav boğmak istemediğim için farklı bir renk katmak istiyorum ben. O zaman ben. Sen ilk mavi aldın ya şimdi. Başlarda başka bir tarz belki hayal. Evet, hala İskandinav tarzlaydım. O zamanlar da zaten mobilyalarımı buna göre alıyordum. Anladım. Sadece perdemi, aha, mutfak takımımı böyle bir bütün olarak göstermek i̇şte bu istedim. Bu onunla, hani İskandinav dediğin şeye bununla bu uymuyor. Şu kahve makinanı peki onu daha sonradan mı aldın? Evet, sonradan aldım. Mesela şunlardan gitseymişsin burayı tamamlar mısın? Teşekkür ederim. Ama bir öyle bir böyle olmamış bence de. Biraz bir şey sormak istiyorum. Avizemi ne kadar aldın? Avizemi 750 liraya aldım. Gayet buraya gereksiz bence 750 liralık bir avize. Teşekkür ederim. Çok abartı, işte uymuyor, işte beğenmedim. Teşekkürler Sıla'cığım. Bir şey sormak istiyorum. İnsanlar yorum yaparken bir şeye dayatması gerekiyor. Kendine güvenin olması lazım ki bir insana ona göre arkasına durarak yorum yap. Benim o güzelim ferah mutfağıma neyine dayanarak yorum yaptığını çok merak ediyorum. Ne hangisine, söylüyorsun bu ahşap masana mı, lacivert mi, mavimsi mi? Perdelerine bence mi? Bence renk körü olup olmadığını bir sorgulaman gerekiyor hayatım. O mavi ve... Az önce sordum ya. O mavi lacivert değil. Bir şey diyeceğim. Şu an rengini doğru söylüyor gerçekten. Lacivert değil o ama mavi. Lacivert demedi zaten. Anlayamadığı için mavi mi, gri mi, lacivert mi? Tamam, ne olduğunu anlayamadım dedi yani. Tamam, devam edebilirsin. Ediyor zaten. Tam bu kadar zaten. Cevabını bekliyorum. Neyime güvenerek o kadar yorum yaptın? Neyime güvenerek yorum yaptın? Senin mutfağın tamamen griydi. Tamamen uyumluydu. Pardon, yanlış söyledin herhalde. Tamamen uyumsuz çünkü. Uyumsuzluğun uyumluluğuydu senin, hı-hı, tabirinle. O ben... benim tabirim yalnız. Yanlışlık olmasın. Dinlemediği için. Her neyse, ben burada kendi tarzımı göstermek istedim. Farklı renkler kattım. İşte bunu demeye çalışıyorum. Dümdüz bir renk senin tarzın hangisi? Bu mu, bu mu? Bu beyaz tezgahla, şu beyaz olan makinanla... Yani ben illa bu makinamı... Bu İskandinav halınla... Mesela şununla şu uyum sağlıyor masanla halını, anladın mı? Burada üç tane farklı tarz var. Senin tarzın hangisi? Benim tarzım burada gördüğünüz her şey. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Bu suplalarla da bu halıyı mı uyuşturdun hayatım?
ben böyle saygısızca bir hareket yapmadım senin evinde. Gayet saygılı ben senin evine geldim ama... Yere atarak mı? Evet, yere atarak. Neden benim... Elimden düştü hayatım. Ya ben onun üzerinde yemek yiyorum mesela. Onu neden yere atıyorsun ki? Bir şey yok hayatım. Günlerdir üzerime yürüyorsun Sıla'cım. Senin mutfağını kimin beğenmedim. Günlerdir, kimin günlerdir? İki gündür sustu. Gayet belli İlk bence. İlk iki gün sustu. Yine başladık. İlk iki gün senin hakkında hiçbir şey yoktu. Tamamen sessizdim. Senin mutfağına geldim. Tek renk dedim. Boğuluyorum dedim. Şu anda tamamen bana oynuyorsun. Burayı da çok beğendiğini biliyorum. Bu hareketlerin... ne? Bu hareketlerin hiç sana uygun burayı değil. Beğenip beğenmediğim zaten kendi evimdeki zevkimi mutfak dolaplarıma, evet, ev belli. Yeme, ara fayanslarıma, belli. Yerdeki fayanslarına uydurdum. Eğer zaten kendi evim olsaydı bence. Ben de her şeyi daha uygununa göre gerçi, yapabilirdim. Yani bir şey söyleyebilir miyim? Bak şimdi bitirmedim. Şu konuda bunu bitirmek istiyorum. Çok tamam. Özür dilerim, bölüyorum ama. Şimdi sen her sabah bu mutfağa girdiğinde, evet. Özellikle bizim evlerimizi gezip bu mutfağa girdiğinde sen dedin ki ya bu mutfak eleştiri alır. Çünkü benim mutfağım ben uyumsuz. Yok, ben buna adım gibi eminim. Asla demedim. Senin ben de sen birazcık korktuğunu düşünüyorum bizim evlerimizi görünce. Yani ben de niye korktum? Ya sandım görünce dedi ki ya ben bunlara bence. Bu şekilde yorum yapmalıyım. Çok özür dilerim. Ya geldim böyle. Ah ben bu mutfağa bu şekilde yorum yapmalıyım. Yoksa bu kız da bana böyle gelince bunları söyleyecek diye tahmin ettiğin için bunu söylediğini düşünüyorum. Alakası bile yok. Eğer böyle bir amacım olsaydı senin mutfağını çok beğenir, sana iyi yaklaşır, hı-hı. Seninle samimi olurdum diğer arkadaşların gibi. Hı-hı. Seninle samimi olurdum. Samimi ya, senden samimiyet gelir zaten hayatım senin. Ben konuşurken samimiyet böyle miyim lütfen? Muhabbeti. Yani kimsenin samimiyetsiz olmasına gerek yok ki. Hanımlar, hanımlar. Bu konuları finalde zaten konuşuruz. Mutfakla ilgili yorumlarınız bittiyse diğer yarışmacılarımızı alalım. Boğuldum dış ses. Buradan bir an önce gidebilir miyiz? Sıla'cığım sen önce bence kendi mutfağına bak. Mutfağında ne enerji var ne başka bir şey. Giriyorsun dümdüz. Her şey dümdüz. Her renk dümdüz. Çok sıkıcıydı. Bence sen benim mutfağıma kurban ol.